Yeşim Salkım'ın da yine bir şey vardı, izledin mi? Yine ikinci sayfaya bağlanmış. Zaten geçenlerde Müge ile Gülşen'e ateş püskürmüştü, çok kızmıştı. İşte siz Gülben'i tutuyorsunuz ya, anlasınız, olsunuz, busunuz. Ben izlerken çok güldüm. Çünkü orada Gülben'e Gülben Hanım diyorsunuz, bana Yeşim diyorsunuz diyor. O da diyor ki ben sana yıllardır Yeşim diyorum falan. Beni psikopat bir, ben diyor bir psikopat bir kadın gibi gösteriliyorum diyor. Bir izleyelim. Bu arada programınıza katılan Gülben Ergen'e Gülben Hanım, bana gelince Yeşim. Sana Yeşim demek. Hanım diyorum ama ben. Ama Yeşim, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz seninle 90'dan beri tanışıyoruz. Seninle o samimiyet için. Daha eski. O zaman beni daha eski tanıyorsam seni çok iyi tanıyorum. Peki. Hayır, bir şey, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Müge yıllardır size zaten Yeşim diyorum. Arkadaşım diyorsun. Yıllardan beri Yeşim diyorum. Ben taraflısınız. Asla değil. Asla değil. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen de burada istediğini konuştun. Biliyorum. Evet. Biliyorum. İnşallah o programınızda bir gün haklılığım ispat olduğunda o suratınız yere gelir. Hoşça kalın. Benim suratım yere gelmez. Gülşen'inki de gelmez. Niye gelsin? Niye gelsin? Bir Yeşim Salkım Gülben Ergen davası için gelmez. Merak etme Yeşim. Diye. Bu da işin başka bir boyutu. Gene bir magazin programında neler neler oluyor ama... Bak şimdi Yeşim Salkım'ın haklı olduğu taraflar var biraz ama o da kendinden kaynaklanıyor. Şimdi o kadar konuşmaları, yani bir insan tamam o da hanımefendidir, o da hanım demeyi hak ediyordur filan. Ama biraz bunu insan kendi tavırlarıyla karşı tarafa söylettirir. Yani öyle bir hava sergilersin ki onlar da sana Yeşim Hanım demek zorunda kalırlar. Ama Yeşim Salkım da daha samimi, daha içten bir insan gibi geliyor. O da Yeşim denmesinden aslında... bence rahatsız olmuyor. Orada başka bir şey var. Benim yok anlamadım. Diyor ki bana diyor Yeşim diyorsan diyor yeri geldiğinde de beni koruyacaksın diyor. Demek ki ben seninle daha samimiyim diyor. Evet. Ama Yeşim Salkım bence atladığı bir şey var. Gerçekten bir saplantıya dönüşmüş gibi duruyor durum. Evet. Yani baktığımda ben de hiç alakam olmadığı halde bu konularla bir takıntı haline geldiğini düşünüyorum bu olayın. Evet. Yani ben Yeşim Salkım gibi öyle güçlü bir ses olacağım. İşte oyunculukta da gayet ilerleyebiliyor, dizilerde oynayabiliyor. Öyle bir şeyim olacak. Hiç Gülben Ergen'i takmam. Giderim şarkımı söylerim, işte dizide oynarım, film çekerim, başka şeylere veririm enerjimi. Yani bravo. Gülben Ergen'le savaşmak ya da onu bitirmek istemek ya da ondan yılların hesabını sormak gibi bir durumum olmaz. Çünkü zaten sen de bunun üstüne bir yuva kurdun, çocuk sahibi oldun, üstüne yıllar geçti. Artı bu adam atıyorum öyle bir iddia var ya ortada işte hani aldatıldım Gülben Ergen'le diye. Adam gidip de Gülben Ergen'i alıp yuva kurup 5 çocuk sahibi de yapmadı. Evet. Adam da yok ortada. Tabii o da yok. Hani gerek yok bütün bunlara. Yani Müge ile Gülşen'le, Ayşe ile Fatma ile arayı bozmaya da gerek yok. Aynen, bravo. Sen single'ını yap, git otur orada. Kızlar sana Yeşim de desin, Yeşim Hanım da desin. Senin arzuna göre bravo. Konuş, bitsin. Zaten bütün ekranlar sana açık. Bütün magazin programları açık. İstediğin yerden açıklama yapabiliyorsun. Kendini ifade edebiliyorsun. Böyle bir hakkın var. Bak bunlara sahip olmasa diyeceğim ki, haykırıyor, bağırıyor, kendini ifade edemiyor, ona eşit fırsatları vermiyorlar. Öyle bir şey yok. Artı bir de şu var şimdi Esra, yani herkesin hayatta bir hedefi vardır. Tamam, mesela bu olayda ben Yeşim Salkım'ın hedefini, amacını anlayamadım. Çünkü ulaştın ona zaten. Değil mi? Bir programda çıktın, ağzımıza alamayacağımız şu anda bir kelimeler kullandın, bazı olayları deşifre ettin, bütün Türkiye bundan haberdar oldu, sosyal medyada da bu konu çok konuşuldu. Senin amacın aslında buydu. O gün sen bu hedefine ulaştın. Bundan sonraki mesela bu bağırmalarında, çağırmalarındaki ne yapmaya çalışıyorsun? Mesela ben onu bilmiyorum. Zaten Gülben Ergen artık eskisi gibi çok fazla şarkılar çıkartan, konserler düzenleyen, başarılar, işte diziler çeken bir insan değil. Hani bitirmeye çalışıyorum diyor ya. Hı hı. Nereden bitirmeye çalışıyorsun? Bir de şu anda amacın ne mesela? Ne elde edeceksin? Onu da bilmiyorum. Amacın, senin gelebileceğin en yüksek nokta bu konuyla alakalı canlı yayında ona deşifre ettin, her şeyi açıkladın. Bütün Türkiye'de bunu öğrenmiş oldu. Bunun ötesi daha yok. Hı hı. Mesela... Ya zaten artık Gülben Ergen de bir şekilde korktu mu ne olduysa, çünkü ona bir mesajları göstermiş birisi. Gitmiş o da suç duyurusunda bulunmuş. Hani demiş hani korkuyorum artık bana zarar gelmesinden. Çünkü yani ne gerek var mesela karşı tarafa bunu yapacak pozisyona getirmeye de bir gerek yok. Bravo, bak ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Esra? Şimdi mesela benim başıma geliyor diyelim, ben Gülben Ergen olayım. Hı hı.
onun bazı işler yapmasını, işte beni karalamasını falan böyle anlarım. Hatta canlı yayında da çıktı, bunu herkese de açıkladı. Dedim ki ya bak bunu yapmaya çalışıyordu. Herkesi bunu duyurtmaya çalışıyordu. Bunu da başardı. Orasını da anlarım. Onun üstüne hala devam ediyorsa ben de korkarım. Ya derim ki bununla da yetinmiyor bu. Hani başka bir şey mi istiyor? Ne yapacak? Öldürecek misin en sonunda yani? Hani amacın ne? Evet. O noktada o da gitti savcılığa, suç duyurusunda bulundu yani. Başka yapacak bir şey kalmadı kadının yani. Yani açıkçası ikisi de kendi çapında değerli insanlar. Ben Gülben Ergen'i bir sevimli bulurum, bilmiyorum. Severim yani. Evet. Hani yıllardır. Belki Dadı'da böyle bir sevmiştim ya onu. Evet, herkes de orada en çok sevmişti zaten. Oradan kalma bir şey. Keza Yeşim Salkım'ında böyle bir hep bir duruşu var gelirdi bana. Ama son günlerdeki Yeşim Salkım beni şaşırtıyor açıkçası. Ben onu başarılı işlerde görmek istiyorum. Bak yakında ne olacak biliyor musun? Yani bu işin sonu nereye gidecek? Mesela Gülben Ergen bir yerde konser veriyor. Yeşim Salkım konseri basacak. Sahneye çıkacak. Başka bir şey kalmadı çünkü yapacak. Yok artık. Yok. Tamam haklısın Yeşim Salkım. Tamam haklısın, sakin ol. Gerçekten hiç gerek yok bütün bunlara. Bu arada yani o şu hitap şekli de gördün. Bundan sonra Esra Hanım Aytaç Bey'e devam ediyoruz programı. Tamam mı? Yeşim Hanım.